Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün güzel bir gezi yapacağız. Bir kurt varmış. Köpekler burada bir kurt öldürmüş. Bayağı uzak yaylaya çıktık arkadaşlar. Sağ olsun bir arkadaşımızın arabasıyla geldik. Avcıyı açtım. Zümrüt kızımızı aldım yanıma. Ve Safir dişimizle beraber gezi yapacağız. Kurt şu karşı dağın yamacında. Yani orada bir dere varmış. Oradaymış arkadaşlar. 5-6 tane kurt koyunlara saldırmış. Sonra bir tanesini tek düşürmüşler sanırım. Köpekler bir tanesini boğmuş. Biz de yanına gideceğiz. Hem bir köpekler ne tepki verecek onu bir bakacağız. Yani merak ediyorum açıkçası. Tabii kurt ölü. Çok fazla tepki de vermeyebilirler. Ama en azından kurdu biliyorlarsa, kurdun kokusunu aldıkları an yaptığı hareketleri, kurdun yanına gittiği zaman verdikleri tepkiyi hep beraber göreceğiz. Biraz yorucu bir yürüyüş olacak. Bayağı bir mesafe var. En büyük yardımcım oğlum da benimle beraber. Drone çalışması da yapacağız orada. Kamerayla da güzel görüntüler almaya çalışacağız. Şimdi yolumuza devam edelim. Arkadaşlar burası çok dik bir uçurum. Yani yürümekte bile zorlanıyoruz her an. Aşağı yuvarlanma ihtimalimiz var. Bayağı sıkıntılı bir yermiş. O yüzden oğlumu geri gönderdim. Beni getiren abilerin yanına döndü. Çünkü bura gerçekten çok ciddi bir uçurum. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Zümrüt de elimde. Diğer köpekleri açık bırakmak zorunda kaldım. Yani aslında amacım farklıydı. Yani bu kadar zorlu bir yer olmasaydı yanına gidip kurdu. Hatta şöyle bir ağaçtan aparat aldım yanıma. Kendim yaptım. Kurdu bunun üstüne koyup ayakta bir şekilde tutarak en azından canlı gibi göstererek yapacaktım. Ama maalesef gördüğünüz gibi çok kötü bir uçurumdan ilerliyorum. Oğlumu geri gönderdim ve tek başıma devam etmem lazım. İnanın ki Zümrüt'ü bile elimde tutamıyorum. Her an yuvarlanma ihtimalimiz var. Yani biraz alıştılar gerçi çok. Birbirine şey yapmadılar ama açık bırakmak zorunda kalacağım. Şu ilerler iyice kötü. Yani inşallah Safir dişiyle bir şey yapmazlar birbirine. Ama mecburen açacağız. Gel bakayım oğlum. Gel kızım dur. Gerçekten çok kötü bir yer. Yani drone'u da uçurmam lazım. Köpek elimdeyken hiçbir şey yapamıyorum. Yani nerede olduğunu bir görebilsek en azından iyi olacak. Yani tam istediğim gibi olmadı. Ben çok farklı hayal ederek buraya geldim. Yani hatta kameramı da kurdun yanına kurarak bir yandan da havadan drone görüntüsü alarak öyle bir şey yapacaktım ama gördüğünüz gibi bu şartlar elverişli değil. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Mecburen köpekleri açık bırakacağım. Köpekler de önden gidip bulabilirler. O yüzden drone'la takip etmeye çalışacağım. Safir. Önce şu zümrütü bir açalım. Avcı. Geri mi döndü? Ne avcı? Yani inanılmaz bir yer arkadaşlar. Avcı, aferin oğluma. Gel bakayım gel. Yani şansımıza çok kötü bir yerde olmuş. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şu biraz aşağılara insem drone'u uçuracağım arkadaşlar. Ama burada yürümekte boş yerin ayakta bile duramıyorum. O yüzden ilerlemem lazım. Zümrüt de gidiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok zor olsa da şu yamaçlardan düşe kalka indim. Bayağı bir yoruldum. Dereye indik. Dediklerine göre bu dereden 400-500 metre yukarıdaymış. Yani tarif edilen bu dereyle yukarı doğru gideceğim. Ama dediğim gibi yanımda kimse olmadığı için köpekleri bağlayamadım. Gerçi iki tanesinin ipi var. Bakalım bağlayabilirsem bağlamayı deneyeceğim. En azından. Ama gerçi iki tanesini de bağlasam bir tanesi gelecek. Şimdi biraz daha yaklaşınca kokuyu da alacaklar. Yani tam istediğim gibi olmayacak açıkçası ama artık bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Zümrüt'le
Safir'in ilk tanışması çok iyi geçti arkadaşlar. Önce birbirini biraz kokladılar ama şey yapmadılar. Yani bu da çok iyi bir gelişme. Bakın Zümrüt de burada. Şimdi ben drone'u uçacağım arkadaşlar. Çünkü yaklaşmış olabiliriz. Tam bilmiyorum. Bayağı da bir yoruldum. İlk kokuyu aldıkları zaman ne tepki verecekler. Onu görmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, köpeklerin kokusuyla iziyle geldik. Dereye doğru çıktık. Maalesef burada çok kötü bir görüntüyle karşılaştık. Burada birbirine parçalamışlar. Yani muhtemelen kurtlar yapmıştır. Çok kötü bir görüntü. Çok fazla bakamayacağım. Yukarı doğru yürümeye devam edeceğiz. Hala ne kadar yukarıda bilmiyorum. İnşallah doğru gelmişizdir. Gölgeyi bilmediğim için. Hatta şurada bir şeyler var. Koyun tüyleri olabilir. Evet. Koyun tüyleri var burada arkadaşlar. Koyunun bu birini burada yemişler demek ki. Bakın. Koyun derisi, postu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi görüntü çok kötüydü. O yüzden fazla görüntü almadım. Yani sadece tamamen iskeleti kalmış. Muhtemelen ayı veya kurtlar tamamen yemiş, parçalamışlar. O yüzden çok kötü bir görüntü vardı. Şimdi dur. Hayır, 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 hayır. Avcı ve tamam. Avcı ve Zümrüt'ü bağladım. Çünkü burada koyun sürüsü denk geldi arkadaşlar. Bakın şurada koyun sürüleri var. Yanlarında da köpekler var. O yüzden Zümrüt'ü hemen bağladım, avcıyı da. Çünkü üçü birden açık olursa direkt sürüye giderler. Sürüdeki köpeklere de zarar verebilirler. Tamam, tamam. Safir, gel kızım. Tamam, tamam, tamam. Avcı. Tamam, 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 tamam. Gel. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi, hadi. Yavaş yavaş gideceğiz. Köpekler de bize doğru yaklaşıyor. Bir de yerim yamaç arkadaşlar. Birden beni çekerlerse düşürebilir köpekler. Çünkü tam yamaçtan aşağı iniyorum. Biraz oyalanacağım. Sürü biraz daha aşağı doğru inmesi lazım. Zümrüt de çok güçlü. Avcı da öyle. Birden çekerlerse, beni düşürürlerse ortalık karışır. Bakın köpekler bayağı yaklaştı buraya. Daha toylar bunlar. Eniye benziyorlar ama. Şu çadırların oraya ineceğim arkadaşlar. Orada araç bekliyor. Tamam, tamam. Sakin. Evet arkadaşlar, maalesef acil bir işim çıktı. Bir telefon gelince geri dönmek zorunda kaldık. Geldik. Köpeklerimizi bağladık. Şimdi hallettik. Oraya tekrar gideceğim arkadaşlar birkaç gün sonra. Yani çok acayip bir kurt potansiyeli varmış. Çobanlar da anlatıyor oradaki arkadaşlar da. Ben aslında tabii orada devam edecektim. Çobanlarla sohbet de edecektik. Çünkü anlatılan çok ilginç olaylar var. 6 tane kurt görülmesi ve bir de 12 tane de ayrıyetten bir kurt sürüsü görülmüş. O yüzden tekrar gideceğim oraya. Eminim ki kurtları görüntüleyebileceğiz orada. Yani öyle ümit ediyorum. Drone'umu falan da götüreceğim zaten. Ekipmanlarımız iyi. Bayağı bir zaman geçireceğim orada. İnşallah çok güzel görüntüler yakalarız orada. Yani kurttan hiç eser kalmamış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kötü durumdaydı. Yani postu, derisi, kokusu hiçbir şey kalmamış. Zaten orada derede hemen izini falan sürdüler. Kokusunu aldılar ama 3 gün geçmiş üstünden. Ve bir de hiçbir şey kalmamış. Yani o kadar kötü bir durumda. Yani tabi ölü kurt testi çok mantıklı değil ama yani ben en azından kurdu kokusunu alınca ne yapacaklarını, nasıl tepki gösterecekler onları merak ediyorduk. İnşallah canlı kurda denk geliriz. Neler yapıyorlar, nasıl hareket ediyorlar hep beraber görmüş oluruz. Kurtçuluğunda ben hiç şüphem yok ama böyle görmemiz de çok iyi olacak. Bitirdin mi kızım? Bitirdin mi? Olayın en güzel yanlarından birisi Zümrüt ve
yeni gelen safir dişimizin çok iyi anlaşması. Yani başta biraz Zümrüt aslında sertlik yaptı arabaya falan binerken ama biraz kızdım, ondan sonra durdu. Açtığımda da güzelce dolaştılar. İnşallah tekrar böyle gezilerimizde hiçbir sorun olmadan rahatlıkla dolaştırabiliriz. Şimdi ona da bir bakalım. Bu da yerine alışmaya başladı arkadaşlar. Benimsedi. Çok akıllı, çok karakterli bir hayvan. Bayağı alıştı bize. Ayaz. Volüm. Bitirdin mi volümü? Aferin. Kontesimiz de burada. Yavrular dışarıya çıkıyorlar. Bak, mama bir töktüm oraya. Onlar da uyuyor. Bozkız. Bozkızı maalesef daha eşleştiremedik. Bir kez daha denedim ama bakın yavrular da mama yemeye başlamış. Annesi doymuş, biraz kalmış. Sadece bir kez eşleştiler. Yani 4-5 gün oldu sanmıyorum, daha geçmiştir muhtemelen ama yine de yarın bir yan yana getireceğim. Kızım, neymiş kızım? Neymiş, neymiş, neymiş? Safir, doymadın mı kızım? Doymadın mı kızım? Biraz daha vereyim mi kızıma? Gel bakalım, gel gel gel. Safir, kızım, gel gel gel. Aferin kızım, aferin benim kızım, aferin benim kızım. Tamam tamam, dur vereyim biraz daha sana. Biraz daha vereyim kızım. Maşallah çok güzel iş sürüyor. Çok da güzel geziyor arkadaşlar. Tabi gittiğim yer çok engebeli bir araziydi. Uçurumdu resmen. Drone bile kaldıramadım orada arkadaşlar. O kadar kötü bir yerdi. Drone'u uçurdum aslında ama derenin içi olduğu için sinyal yok dedi. Uçuramadım. Yani yüksek bir yerde durmam lazımdı. Acilde bir işim çıkınca dönüp gelmek zorunda kaldım. İnşallah bir dahaki sefer gittiğimde, yani yakın zamanda gideceğim. Çok daha güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Hem de çobanlarla sohbet ederiz, hem de koyun sürüsündeki hareketlerini deneriz. Nasip diyelim. Bugünlük böyle oldu arkadaşlar. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.